Kurulduğu ilk günden bugüne Türkiye Basketbol 2. Liginde şampiyon olarak Türkiye Basketbol Ligine yükselme başarısı gösteren ve Fenerbahçe Basketbolu'nun geleceği için önemli bir proje olan Fenerbahçe Koleji Erkek Basketbol Takımımız DS Enerji ile yapılan iş işbirliğinin ardından 22-23 sezonunda TBL'de Fenerbahçe Koleji DS Enerji Erkek Basketbol Takımı ismiyle yer alıyor. Solar Çatı ise Kol yanı sponsorumuz olarak formamıza eklenen yeni bir marka oldu. Geçtiğimiz sezon işbirliğine başladığımız bir diğer marka Safiport ile ise bu sezon Fenerbahçe Beko'nun Eurolik maçlarında forma önü sponsor olarak yer alacak. Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nde geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla tamamlayan ve bize büyük gurur yaşatan Fenerbahçe Tekerlekli Sandalye Basketbol takımımızda bu sezon isim sponsoru ile mücadele edecek takımlarımızdan bir tanesi. Takımımız 22-23 sezonu itibarıyla Fenerbahçe Göksel Çelik ismiyle ligde yer alıyor. Erkek futbol takımımızda geçen geçen sezonki sponsorlarımızı ek olarak aramıza Paşa Grup katıldı. Yeni iş ortağımız futbol takımımızın ikinci short sponsoru oldu. Voleybol takımlarımızda az spor bünyesinde faaliyet gösteren spor markası Joma, resmi forma ve ürün tedarikçisi olarak aramıza katıldı. Joma, 22-23 voleybol sezonu boyunca Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımızın ve Fenerbahçe HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımımızın teknik ürün sponsorluğunu üstlenecek. Sanmar'da kadın voleybol takımımızın sırt sponsoru olarak aramıza katıldı. Sendeo ise resmi kargo taşıma sponsoru olarak aramıza katılan iş ortağımız oldu. İlk günden beri yanımızda olan değerli iş ortaklarımıza Avis, Aygaz, Nesine, Ülker, Opet, HDI Sigorta, Tüpraş, Beko ve MSC'ye bir kez daha huzurlarınızda sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ayrıca sizlerle paylaşmak istediğimiz bir diğer konu ülkemizdeki sportif tesisleşmeye öncü ve örnek olan stadımız hakkında. Bu sezona Fenerbahçemizin tamamen kendi imkanları ve camiasının desteğiyle yapmış olduğu Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin çatısını tamamen yenileyerek başladık. Evet bu videoda da belirttiğimiz üzere stadımızdaki yeni hikayeleri hep birlikte yazacağız inşallah. Stadımızın çatısının yapımında birlikte çalıştığımız tray ve Temsan şirketlerine ve sürecin maddi tarafında yanımızda olan ülkere ayrı bir parantez açarak teşekkürlerimi sunuyorum. Stadımızdaki bir diğer yenilikte maraton tribününde bulunan Feneryum mağazamızda olacak. Modern bir yüze bürünmesi, yaşayan bir alan olması Taraftarımıza pek çok deneyim sunması için çalışmalarına başladığımız mağazamız, yeni yılda yeni yüzü ve mimari tasarımıyla taraftarlarımızla buluşacak. Bayrak mağazamız olan Maraton Feneryum'un yenilenme sürecinde, stadımızın Feneryum türbünün tarafında bulunan Feneryum, taraftarlarımızı ağırlamaya devam edecek. Derazı, Lefter küçük Andoniyadis tesislerimizle ilgili bir bilgilendirme yapacağım kulübümüzün sporcu fabrikası olarak tanımladığımız Derazı tesislerimizde bir yapılanma, düzenleme çalışması başlatmıştık. Bu çerçevede üyelerimiz için de yeni bir lokal alanı açtık. Bu alan ile ilgili bilgilendirmeyi 3 Kasım'da tüm resmi mecralarımızdan ve üyelerimize gönderdiğimiz SMS'lerle yaptık. Konforlu bir alan olması için pek çok detayı düşünerek tesis etmeye çalıştığımız bu alanda sizleri ağırlamaktan memnuniyet duyacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Geçtiğimiz hafta yurt içinden ve yurt dışından 106 derneğimizle bir araya geldik. Derneklerimize dair yeni yapılanmamız ve daha kurumsal bir kimliğe sahip olmaları için atmak istediğimiz adımlarımızı anlattık. Fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca kulübümüzün gündemindeki konulara dair tüzüğümüzde yaptığımız çalışmalar hakkında derneklerimizi detaylı şekilde bilgilendirdik birlik beraberlik odağında geçen bu buluşmaya katılan tüm derneklerimize teşekkür ediyorum. Derneklerimizin bizim için önemini her fırsatta dile getiriyoruz. Bugün bir kez daha vurgulamak istiyorum. Değerli üyelerimiz, her toplantıda muhakkak bahsettiğim dijital dönüşüm, dijital dünyada var olma ve gelir kaynakları yaratma konusundaki adımlarımızdan bahsetmek istiyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yeni nesil fantazi futbol oyunu ScoutUp ile 3 yıllık partnerlik anlaşmasına imza attık. Kulübümüz anlaşma kapsamında Hub'ın stratejik partneri olarak konumlanacak. Erkek futbol takımımızın forma göğüs sponsoru Avis'in katkılarıyla Türkiye'de bir spor kulübü olarak bir iki gerçekleştirdik. Avis Fenerbahçemizin yeni sezon formasını Metaverse, Otokoç MetaZonda inşa ettiği büyük bir forma ile tanıttı. Bir diğer adım ise Fenerbahçemizin koleksiyonluk kartlarını basılı ve dijital kart platformu Mitos Karts'ın resmi sitesi mitos.cards üzerinden satışa çıkarmak oldu. Mitos Cards'la yapılan anlaşma neticesinde taraftarlarımız özel olarak tasarlanan, imzalı ve sınırlı sayıda ve 29 liradan başlayan uygun fiyatlarla toplanabilecek koleksiyonluk kartları bu platformdan satın alabilecek. Bir önemli konu daha dijitalleşme adımlarımızın en önemli parçalarından biri olan YouTube katılla ilgili. Futbolcularımızı, takımımızın ruhunu, deplasman hikayelerini en yakından paylaştığımız, kimsenin görmediği, bilmediği detayların yer aldığı içeriklerin olduğu platformumuz. Bildiğiniz gibi şu anda YouTube'da Türkiye'nin 2 milyon 350 bin ile en çok aboneye sahip kulübüyüz. YouTube katılda da 50 bin abonemizde Geçtiğimiz aylarda 1 milyon liralık geliri aşarak yeni bir rekor imza attık. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyeleri, kulübümüzün devam eden hukuki süreçleri hakkında çok kısa bilgi vermek istiyorum. 3 Temmuz kumpası'nın mağduru kulübümüzün Türkiye Futbol Federasyonu'na açtığı tazminat davasının ön inceleme duruşması 22 Eylül 2022'de görüldü. Bu duruşmada mahkeme tarafından öncelikle davalı TFF'nin ikinci kez yapmış olduğu reddi hakim talebi bu talebin yargılamayı geciktirme amacı taşıdığı gerekçesiyle geri çevrildi. Ayrıca davalı TFF'nin söz konusu davanın genel mahkemelerde açılamayacağı ve huzurdaki uyuşmazlığın ancak tah tahkim nezdinde çözünlenebileceği yönündeki itirazı da reddedildi. Dosyanın bir sonraki duruşması 6 Aralık 2022 tarihinde saat 11'de gerçekleşecek. Sizlerin teveccühüyle bu göreve gelen yönetim kurulu olarak Fenerbahçemize karşı yapılan haksızlıkların sonuna kadar karşısında ve takipçisi olacak hukuk mücadelemizi tüm kararlılığımızla sürdüreceğiz. Bravo. Kıymetli Fenerbahçeliler! ilkeleri ve varlığı Cumhuriyetimizle iç içe geçmiş Fenerbahçe Spor Kulübü olarak milli bayramlarımız bizim için çok önemli. 30 Ağustos Zafer Bayramımızın 100. yılı vesilesiyle bu çatı altında özel bir etkinlik düzenledik. Büyük Zaferimizin 100. yılını büyük bir coşkuyla ve gururla kutladığımız günde Başkanımız Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Uğur Dündar, Başkan Vekilimiz Erol Bilecik ve Yönetim Kurulu üyelerimizle 30 Ağustos Zafer Bayramı paleninde sizlerle bir araya geldik. Bu sezon yola Cumhuriyetimizin 100. yılında her kulvarda zirveyi hedefleyen bir anlaşmayla yola çıktık. Cumhuriyetin Feneri Fenerbahçe mottosuyla ülkemizin temeli olan Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yılında 100. yıl heyecanını yaşamaya bu doğrultuda adımlar atmaya başladık. Kulübümüzün her koridorunda, her salonunda ofisinde, sahasında bu ruh hissedilsin, o coşku içmez, içimize sinsin istedik. Yakın zamanda bu çalışmalarımızın ve konseptimizin temsili olan Cumhuriyet'in Feneri sloganımızı ve Cumhuriyetimizin 100. yılına özel logomuzu tanıttık. Size bu logomuz, logonun ortaya çıkış hikayesini çok kısa anlatmak istiyorum. Logomuza hayat veren kişi sevgili Cem Akar. Kendisi çok iyi bir Fenerbahçeli. İki sezondur gönüllü olarak voleybol takımlarımızın formalarını tasarlayan, Vakti Fener tablomuzun da logosu dahil tüm görsel çalışmalarına hayat vermiş olan camiamızın çok kıymetli bir ismi. Yüzüncü yıl armamız konusunda Şubat ayında kendisiyle bir istişare süreci başlattık. Kendisi bize Mart ayında bu şahane logo tasarımıyla geldi. Başkanımız ve yönetim kurulumuzda yaptığımız görüşmeler sonucu logomuz bugünkü halini alarak ortaya çıktı. Ne mutlu ki bizim ta aylar önce başlattığımız çalışmayla ortaya çıkan logomuz diğer spor kulüplerine de ilham ve örnek oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı coşkusu daha da yayıldı. Cem Bey bu çalışmayı tamamen gönülden, ücret talep etmeden üstlendi ve böyle güzel bir eser ortaya çıktı. Tüm camiamızın adına kendisine teşekkür ediyorum. Çok önemli bir bilgi daha paylaşmak istiyorum logomuz 2023 yılı itibarıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında tüm formalarımızda yelkende, kürekte, boksta, Fenerbahçemizin her olduğu, her var olduğu her branşta yerini alacak. Saygıdeğer Yüksek Divan Kurulu üyelerim, geçen haftadan itibaren Cumhuriyetimizin 100. yılı için geri sayıma görkemli bir etkinlikle başladık. Yönetim Kurulu üyelerimiz, YDK ve Kongre üyelerimiz derneklerimiz, şube sorumlularımız, sporcularımız ve binlerce taraftarımız olarak Bağdat Caddesi'nde oluşturulan Fener Alayı'nda tek vücut olarak bir araya geldik. Yaklaşık 50 bin kişi Göztepe 60. Yıl Parkı'ndan başlayarak stadımıza kadar gurur ve coşkuyla yürüdük. Stadımızın yanındaki Fener'i içimizdeki hiç sönmeyecek Cumhuriyet Ateşi'ni temsilen 29 Ekim 2023'e kadar sönmemek üzere yaktık. Bu arada Fener'in mimarı aydınlatmasında bila destek veren Philips Aydınlatma firmasına da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. <laughs> Katılım gösteren tüm üyelerimize, taraftarlarımıza müteşekkiriz. Köklerini bu topraklardan alan Fenerbahçe Spor Kulübü olarak Cumhuriyetimize olan bağlılığımızı güzel